Yan tarafta yer alan ifadelerden hangileri 2 çarpı 4f artı 2g ifadesiyle denktir? Denk olanların tümünü işaretleyiniz. Sağdaki seçeneklerden ilki 8f artı 4g. Buradaki ifadeyi başka bir şekilde yazarak 8f artı 4g'ye ulaşabilir miyiz bakalım. Parantezin başındaki 2'yi dağıtabilirim. 2 çarpı 4f artı 2 çarpı 2g. Bu da eşittir 8f artı 4g. Bu ifade gerçekten de bu ifadeyle denk. İlk seçenek doğru. Bunu hemen işaretleyelim. İkinci seçeneğe geçelim. 2f çarpı 4 artı 2g. Bu ifade buradakiyle denk mi? Denk görünmüyorlar. Burada parantezin başındaki değeri dağıtarak da denk olmadıklarını görebiliriz. 2f çarpı 4 8f ve artı 2f çarpı 2g de 4fg. Bu seçenekteki ifade 8f artı 4fg. Yani bu ifade buradaki 8f artı 4g ile denk değil. Bunu çizelim. Üçüncü seçenek. 8f artı 2g. İlk seçeneğin orijinal ifadeyle denk olduğunu biliyoruz ve 8f artı 2g ilk seçenek olan 8f artı 4g ile denk değil. O zaman üçüncü seçeneği de çizebiliriz ve son seçenek. 4 çarpı 2f artı g. İlk seçeneğin denk ifade olduğunu biliyoruz. İlk seçenekte 4'ü parantezin başına alırsak ne olur? Burada 4 çarpanını parantezin başına almaya çalışırsak, burası 8 bölü 4 eşittir 2, 2f artı 4 bölü 4 eşittir 1, 1 g. Bu ifadeleri 4'e böldüğümüz için parantezin başına çarpı 4'ü de ekleyelim ki orijinal ifadenin değeri değişmesin. Dağılma özelliğini tersine kullandık gibi düşünebilirsiniz. 4 çarpı 2 f artı g gerçekten de 8 f artı 4 g ile aynı şeydir. Son seçenekte de denk bir ifade, o zaman bunu da işaretleyelim. Bu örneklerden birkaç tane daha çözelim u artı u artı u ifadesiyle denk olan bir ifade oluşturmak için boşluğu doldurunuz. Boşluk u. Burada 3 tane u var, yani burası 3 u olacak. Kolay oldu. Başka bir örneğe geçelim. 6l artı 5m eksi 3n ifadesiyle denk olan ifadeler hangileridir? Denk olanların tümünü işaretleyiniz. İlk seçenekle başlayalım. Eğer 3'ü dağıtırsam, 6L eksi 3N artı 5M ifadesine ulaşırım. Bu ifade orijinal ifadeyle denk, sadece toplama işlemindeki sıralama değişik. Toplama işleminde hangisini önce topladığımız sonucu etkilemiyor, o zaman ilk seçeneğimiz doğru, bunu işaretleyelim. İkinci seçeneğe bakalım. 3n diye başlamış ve daha devamını okumadan ilk değişkenden ters giden bir şeyler olduğunu görüyoruz. Orijinal ifadede eksi 3n, bu seçenekte ise artı 3 n var. Bu seçenek doğru görünmüyor. Ayrıca bu seçenekte eksi 5m var. orijinal ifadede ise artı 5m. Yani bu seçenek kesinlikle yanlış. Üçüncü seçenek. artı 5m, orijinal ifadede de artı 5m var. Sonra artı 6L eksi 3N geliyor. Bunu parantez içine alarak önce bu işlemi yapılacağını belirtmişler. Ama parantezi kaldırsak da buradaki değer aynı olur. Sadece orijinal ifadedeki değişkenlerin sıralamasını değiştirmişler. Bu seçenek de doğru. Ve son seçenek. 5L, orijinal ifadede ise 6L var. Yani bu seçenek de denk değil. Güzel. Bir diğer örnek. Eğer 2 çarpı a artı 2b ifadesini alır ve buradaki parantezleri yok sayarsak, 2a artı 2b ifadesini yazabiliriz. 2a artı 2b ifadesiyle 2 çarpı a artı 2b ifadesi denk midir? Burada bize şunu soruyorlar. Diyelim ki ben dikkatsiz bir matematikçiyim ve doğru dürüst düşünmeden buradaki parantezleri kaldırırsam 2a artı b olur. Bu ifade 2 çarpı a artı 2b ile aynı mıdır? Zaten doğru cevabın ne olduğunu anladınız. 2'yi sadece a ile çarpamazsınız. 2 ile parantezin içindekilerin tümünü çarpmalısınız. 2'yi tüm paranteze dağıtmalısınız. Yani bu da 2a artı 2 çarpı 2b olur. Bu da 2a artı 4b'ye eşittir. 2a artı 4b, 2a artı 2b'den oldukça farklı. Parantezleri yok sayamazsınız. Peki bu iki ifade birbirine denk midir? Hayır değildir. Parantezleri yok saymak ciddi bir hata olur.